Evet. Yani şimdi şöyle bir şey oldu sevgili izleyiciler. Dün tabii Devlet Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla selamlaşması, tokalaşması haber sonuçta. Ve bu neden olmuş olabilir? İkincisi Devlet Bahçeli'nin biz dünyada işte barış istiyoruz ama önce kendi ülkemizde barışı sağlamamız gerekir gibisinden sözleri ve onun öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmada İsrail gözünü bize dikecek gibi işte ifadeleri acaba ne anlama geliyor, nasıl yorumlamak lazım? Yani bu konuya şimdi girelim. Daha sonrasında elbette dünkü açılış ve aynı zamanda DEM Parti'nin ve sizin kişisel olarak da görüşleriniz nasıldır onu da merak ediyoruz. Bu dönemle ilgili meclis ne olmalı? Görüşülecek konular ama neler görüşecek ve tavrınız ne olacak? Bütün bunları da konuşmak isteriz doğrusu. Evet, nereden başlayalım bilmiyorum. İsterseniz Devlet Bahçeli'nin mesajından başlayalım. Bu çok önemli bence. Ya tabii şimdi belki çok ironik olacak ama Bahçeli ile ilk defa aynı düşünüyoruz. Yani bunu söyleyeyim ülkede barış meselesinde. Bahçeli ile ilk defa aynı düşündüklerini söyledi Gülsan evet, Hanım. Evet. Barış meselesi açısından bunu barış söylüyorum. Meselesi barış açısından. Meselesi evet. Açısından. Sonuçta şu bir hakikat, gerçekten bölgede çok ciddi gelişmeler oluyor. Bir savaş çemberi gün geçtikçe aslında yayılmaya devam ediliyor. İşte İsrail ile Filistin arasındaki savaş, savaş diyemeyiz aslında. Tek taraflı bir soykırım var orada. Yani savaş demek sonuçta karşılıklı güçler, düzenli bir ordu, onun karşısında halkın silahlanması, işte... ne bileyim mavzer şeylerin kazılması, barikatların, işte mevzilerin vesaire. Böyle bir şeydir herhalde savaş, değil mi? Ama böyle bir şey yok. Sonuçta havadan tek taraflı bombalanan, yerleşim yerleri yok edilen ve 40 binden fazla sivil insanın yaşamını yitirdiği, katledildiği bir soykırımdan bahsediyoruz. Şimdi bunun Beyrut'a sıçradı. İşte kara operasyonu başladı. Yemen bombalanıyor. Bir taraftan Suriye'ye yönelik çok ciddi şeyler var. Bu ne demek? Savaş halka halka yayılmak gibi bir risk taşıyor. Anlamıyla bunun kendisi aslında... çok önemli bir gelişme ve bu önemli gelişmeyi hem bütün bölge ülkelerinin kendisinin çok iyi okuması gerekiyor. Türkiye'nin de tabii ki bunun okumasını yapması ve buna göre de pozisyon alması gerekiyor. Şimdi handikap şu, biz yıllardır Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyleyen bir partiyiz. Biz ve bizim bütün öncülü olan partilerimizin neredeyse ilk temel çalışmalarından birisi bu. Akan kan durmalı, gerçekten onurlu demokratik bir barışın meclis zemininde yapılması gerekiyor ve Kürt halkının da bütün temel haklarının tanınması gerekiyor. Bunun yollarını da yönteminde, metodolojisinde binlerce defa konuşmuşuz. Hani nerede size söylemediğimiz, gök kubbenin altında söylenmeyen söz kalmadı diyebiliriz. Ama bu mesele her zaman için mevcut Türkiye'deki iktidarlar ki son 22 yılı AKP iktidarı, 2015'ten beri de bir AKP-MHP iktidarı ittifakı var. Sürekli bu mesele aslında iktidarda kalmanın bir aracı, toplumu bölmenin ve konsolide etmenin bir aracı olarak görüldü. Ve bu nedenle hiçbir zaman gerçekten bir barış aklına devlet kendisini yatırmadı. Kısmen 2013 ile 2015 arasını istisna tutuyorum. Gerçekten bir barış ihtimalinin doğduğu ve Türkiye'de herkesin ya evet deyip gerçekten geleceğe umutla baktığı bir dönem aralığıydı. Ama o da ne yazık ki akamete uğradı ve akamete uğramasında tabii ki Bahçeli'nin de MHP'nin de çok özel bir rolü olduğunu da ifade edelim yani. Sabah akşam çözüm sürecini hedef alan, çözüm süreci için laf söyleyen bir pozisyondaydılar. Bugün gelinen noktada çok derin, çok arka zemini var mı tartışmalarını zamanla göreceğiz. Çünkü sonuçta böyle bir izlenim edinemiyoruz en azından şimdilik. Ama en nihayetinde gerçek anlamda dünyada barış istiyorsak, ülkemizde de barış istiyoruz sözünün kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu kıymetli. Bu kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü savaş dediğimiz şey, şimdi cümle olarak söylüyoruz ama yaşamda öyle bir şey değil ki. Çatışma dediğimiz şey yaşamda öyle bir şey değil ki. Sonuçta can kaybının yaşandığı, en nihayetinde dünya kadar ekonomik maliyetinin olduğu ama onun ötesinde bir arada yaşama tahayyülünün, bir arada yaşama duygusunun gün geçtikçe zedelendiği bir zeminden bahsediyoruz. Oysa işte görüyoruz ateş çemberi ve gittikçe de yanaşıyor. Şimdi siz burada
Akıllı bir siyasetçi, akıllı bir devlet, rasyonel bir devlet, rasyonel bir devlet aklı ne yapar? En nihayetinde evin içini toparlar. Değil mi? Yani yapması gereken budur. Şimdi evin içi dağınıksa, siz evin içerisinde gerçek anlamda bir huzur yoksa, bir barış yoksa, bir arada yaşama iradesine dair sizin yaptığınız politikalar her gün ama her gün bu bir arada yaşama iradesini zedeliyorsa, bu anlamıyla bir şey olduğunda ne olacak? Bunu düşünürsünüz yani, değil mi? Bunun kendisi bir sorun. O anlamıyla biz çok söyledik, mecliste de dışarıda da dedik ki iç barışını sağlamış bir Türkiye sadece aslında Türkiye açısından bölgenin parlayan yıldızı olur. Gerçekten kendi Kürt sorununu demokratik barışçıl yollarla çözmüş, kendi iç barışını sağlamış bir Türkiye'nin bütün bölgenin yıldızı olacağı, bütün bölgeye aslında barışın ve istikrarın aynı zamanda teminatı olabilecek bir pozisyona evrileceğini görmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de iç barış sağlanırsa bunun Irak'a etkileri olacak, bunun Suriye'ye etkileri olacak, bunun İran'a etkileri olacak. Bunlar yadsınabilecek etkiler değil. Çok böyle nasıl diyeyim, derin, geniş, toplumsal etkilerden bahsediyorum. Ve bütün bu etkilerin de yaratacağı bir sinerji açığa çıkaracak sonuçta. Ve bunun Türkiye'ye ve toplamda Türkiye halklarına, tabii Türkleriyle, Kürtleriyle ve diğer yaşayan bütün halklarıyla muazzam kazandırdığını hep beraber göreceğiz. Ben belki hani bu yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle söylenmiş olsa da umuyor ve diliyorum ki öylesine söylenmiş bir söz değildir. Gerçekten bu ülkedeki her siyasal parti, her toplumsal kesim iç barışa, Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesine katkı sunar. Bizim mücadele gerekçelerimizden birisi budur ve bu anlamıyla bu barışın her düzeyde konuşmak ve bu barış aklını her düzeyde yaygınlaştırmak, derinleştirmek, toplumsallaştırmak ve en nihayetinde de sonuca ulaştırmak gerekiyor. Evet. Peki bu yaklaşımın, çünkü daha önce şöyle şeyler oldu. Evet, tamam, biz bir barış ortamı oluşturalım ama karşı taraf bizim isteklerimize uyarsa eğer bir barış ortamı olabilir ve hatta çok güzel olabilir ısrarındaydı iktidar cenahı. Dolayısıyla bu sefer de böyle bir şeyi kastettiğini mi düşünüyorsunuz, yoksa lan böyle bir şeyle gelirse bu durumda gelişme olmayabilir mi diyorsunuz? Ya bunları kestirmek zor. En nihayetinde henüz edilmiş sadece bir sözcük var ortada. Kurulmuş bir cümle var. Sadece bu cümlenin ötesine geçen hiçbir şey yok hali hazırda. O anlamıyla ne bu cümleye çok fazla, hak ettiğinden fazla değer yüklemek anlamlı olur. Arkasını görmeden, devamını görmeden. Hani önemsizdir diye anlam asla söylemiyorum. Demin de bahsettim, bence çok önemli, çok kıymetli diye. Ama burada hemen dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerekiyor. Bu anlamıyla gerçekten temkinli olmaya ihtiyaç var. Çünkü neden temkinli olmaya ihtiyaç var? Biz AKP ve MHP'nin kendi çıkarları için her şeyi aslında araçsallaştırdıklarına çokça tanık ettik. Yani sıkıştıklarında, ihtiyaç duyduklarında, kendileri için önemli olduğunda aslında dün ak dediklerini, ertesi gün kara dediklerini çok gördük. O anlamıyla bu mesele böyle bir mesele değil. Burada çok dikkat etmek gerekiyor aslında. Yani çünkü bir kere zaten bu toplumun barış umudu istismar edildi. Bir travma aslında. Hepimiz açısından bir travma. Evet. 2013-2015, yani çok inandığınız, evet olacak, çözüm olacak diye toplumun geniş kesimlerinin inandığı ve o dönem işte çatışmalar olmadığı için, cenazeler gelmediği için gerçek anlamda böyle bir rahatlamanın olduğu, toplumun birbiriyle daha fazla empati kurduğu, birbirini anlamaya başladığı bir dönem, AKP'nin ihtiyaçları nedeniyle, 7 Haziran'da seçimi kaybetmesi nedeniyle, tek başına iktidar olma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle akamete uğratıldı. Bu nedenle yeniden böyle bir süreç olmaması için de ben temkinli olmaya, temkinli cümle kurmaya herkes açısından ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bizim onurlu barış dediğimiz şey zaten şu değil yani. Hani siz zaten kendi nasıl diyeyim, hafızanızla, kendi ajandanızla bir barış masasına oturduğunuzda ya da barış sürecine girdiğinizde
Onu illa ile kendi ajandanızı dayattığınızda oradan bir barış çıkmaz. Bu böyle bir barış olmaz. Bu bir dayatmadır en nihayetinde. Zaten şu ana kadar çözülmemesinin, sorunun çözülmemesinin gerekçesi de budur. Yani bir ajandayla, ısrarla bir tek taraflı şöyle olacak, böyle olacak denilmesi, ön koşulun müzakerenin önüne konulması, belki en son konuşulacak şeyin en başta masaya konulması nedeniyle zaten şu ana kadar bir çözüm olmadı. O nedenle şunu yapmakta en azından fayda var. Eğer gerçekten bir çözüm isteniyorsa çözüme dönük söz kurmak gerekiyor. Yoksa dayatmacı, bu benim ajandam, bu ajandayı uygularsan olur, bu ajandayı uygulamazsan olmaz dediğinizde aslında siz olmamasını istiyorsunuzdur. Onun olmayacağını da çok beklememize gerek yok. Vallahi ben size şimdi de söylerim, yarın da olsa söylerim. Çünkü bu bütün tarihsel süreç bunun hafızasıyla dolu. Hepimiz de bunu çok iyi biliyoruz. Evet. Ama dediğim gibi diliyorum ve bunun için hep beraber de bütün demokratik kamuoyunda çaba harcaması gerekiyor. Gerçekten bu ülkenin en temel gündemlerinden birisi Kürt sorunu demokratik barışçıl çözümdür. Ekmek kadar, su kadar barışa ihtiyacımız var. Ve bu anlamıyla tabii ki dün edilen evet dünyayla barışıyoruz, kendi içimizde nasıl, niye barışmayalım sözünün gerçek anlamda bir barış aklının oluşmasına, oluştuğuna nasıl diyeyim, delalet olmasını diliyorum. Yani onun kanıtı olmuş olmasını isteriz yani. Çünkü sonuçta bu topraklarda yaşayan insanlar olarak bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, bütün tarihsel geçmişi burada olan halklar olarak bizim barışmaya ihtiyacımız var. Gerçekten eşit, özgür, demokratik bir ülke kurmaya ihtiyacımız var. Ve bunun ihtiyacını keşke bugün İsrail-Filistin savaşı ve bölgedeki gelişen savaşın içerisinde görmeseydik. Çünkü bu zaten çok açık geç bir hakikatti yani. Hep bunu söylüyorduk. Evet. Peki yani Bahçeli'nin sözlerinden bağımsız olarak gerçekten bölge ile ilgili olarak nasıl bir öngörünüz var? Yani bugünlerde yaşananlar bundan sonrası için ne gibi işaretler barındırıyor sizce? Açıkçası kaygı verici. Onu söyleyelim. Gerçi bu çok genelde BM'nin ya da uluslararası kuruluşların hak ihlalleri karşısındaki sözleri. Kaygı duyuyoruz, kaygıyla izliyoruz. Ama gerçekten çok ciddi bir kaygı var. Şunu görüyoruz, yani başta da söyledim. Biz İsrail-Filistin savaşı diyoruz, ortada bir savaş yok. Bir soykırım var. Bütün dünyanın bu soykırıma göz yummuş olması korkunç bir şey Musa Bey. Yani bu dünyanın gözleri önünde oluyor. Neredeyse biz canlı yayınlarda katliam izliyoruz. Artık hani alt üst olmuş kentler, yerle bir edilmiş bir Gazze, parçalanmış insan bedenleri, görüntüleri o kadar sıradan, o kadar olan ki yani şiddetin pornografisini her düzeyde tanıklık ettiğimiz bir çağda ve bir zaman aralığından geçiyoruz. Buna karşı hali hazırda hiçbir şey yapılmamış olması bu kaygıyı çok daha arttıran bir şey. Yani pervasız bir saldırı var. Bakın Netanyahu'yu, İsrail'i durduracak bir güç yok. Yok. Yani almış arkasına ABD'yi, bütün uluslararası güçleri, gidip Birleşmiş Milletler'de konuşma yapabildi. 40 bin insanın ölümüne yol açtıktan sonra. 40 bin sivil insanın yaşamını yani katlede ettikten sonra bunu yaptı. Bu böyle sıradan alalade bir şey değil yani. Şimdi sokakta birini vursanız gider yıllarca hapis yatarsınız değil mi bir insan öldürseniz? 40 bin insanın katilisiniz, 40 bin insanı öldürmüşsünüz gidip Birleşmiş Milletler'de konuşma yapabiliyorsunuz. Bu uluslararası sistemin nasıl çöktüğünü gösteriyor. Bu bir yönü. Yani bir uluslararası mekanizma yok. Savaşı durdurmaya yetecek. Katliamları durdurmaya yetecek bir mekanizma yok. Bölgeye dönelim. Şimdi dünya kadar Arap devleti var değil mi? Gerçekten bu Arap ülkeleri, bütün bu Arap devletleri Filistin'in çığlığını duyuyor mu? Orada da bir şey yok. Orada da hepsi zaten neredeyse İsrail'le aynı bakış açısına neredeyse sahipler ya da paralelinde hareket ediyorlar. Şimdi bölgede bir tek bir İran meselesi var. Bu savaşın da en nihayetinde İran'la olan bir savaş olduğunu da çok iyi biliyoruz. İran bunu uzun süredir vekalet güçleriyle yürütüyordu. Yani Lübnan'daki Hizbullah'la yürütüyordu, Hamas üzerinden yürütüyordu, Husiler üzerinden yürütüyor. Ama gördüğümüz şu ki günün sonunda bu vekalet savaşının sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Artık savaş gerçek cephelerde yaşanacak.
Yani İran'la İsrail arasındaki bir çatışma olma ihtimali gün geçtikçe daha da artıyor ve böyle bir senaryonun kendisi, yani İran'ın direkt sıcak savaşın içerisine girmesi ya da cepheyi İran'dan açılması demek, sadece İran ve İsrail arasındaki bir cephe olmayacak. Aynı zamanda bütün bölge ülkeleri, ABD ve uluslararası diğer güçler açısından bir şey. Bu da bir bölgesel felakete, Orta Doğu'nun aslında gittikçe kan gölüne dönmesine neden olacak. Ve çok açık ve net söyleyelim, bu çemberin içerisinde Türkiye var. Yani bir tarafından komşusu İran, bir taraftan savaş Suriye'ye sıçarsa komşusu Suriye, arada kalan Irak. Yani hani nereden kaçacak bu savaştan? Bu savaş en nihayetinde bir yönüyle gelecek ve Türkiye'yi de etkileyecek. Hem insani sonuçları bakımından etkileyecek, hem bölgesel sonuçlar açısından etkileyecek, hem de kimse bu savaş bu pozisyonda İran'la da sınırlı kalır gibi bir şey de diyemez. Dün Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in uzun vadede aslında Türkiye'yi hedeflediği, Anadolu topraklarını vaat edilmiş topraklar olarak görüp orayı da hedeflediğine dair cümleler ve vurgular vardı. Hani gerçekten bunu neyle temellendiriyorlar bilmiyoruz ama en nihayetinde bu kadar karşıtlaşmış siyasetler, Türkiye'nin bütün Filistin meselesini saf bir hamaset olarak yürütmesi, gerçekten barış için, çözüm için, acil ateşkes için çaba harcamak yerine aslında kameralara oynaması, nın kendisi bugün işi gittikçe çıkmaz hale getiriyor. Bu gerçeği de görmemiz gerekiyor. O anlamıyla evet, bölge yanıyor ve çok ciddi gelişmelere açık hale geldi ki savaş da zaten artık karadan Beyrut'a doğru yayıldı, yani bunu görüyoruz. Kara operasyonuna başladı zaten İsrail. Evet. Peki şimdi bu ahval ve şerait içinde meclis açıldı.